Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi partimizde bu seçim döneminde hareketlilik en üst düzeyde. Aday adaylar açısında diğer partilerin çok çok önündeyiz. Bugün de Çan'da arkadaşımız, kardeşimiz, çok yakın tanıdığım, beraber uzun süre mücadele verdiğimiz Bülent Öz arkadaşımızı ağırlıyoruz. Kendisine huzurunuzda önce hayırlı olsun. Partimiz için, kendisi için. Örgüt olarak başta da belirttiğimiz gibi bütün aday adaylarına eşit mesafede demokratik bir ortamı sağlamak bizim görevimiz. Bu görevi şimdiye kadar doğru yaptığımızı, hiçbir eleştiri almadığımızı belirtmek istiyorum. Bundan sonraki dönemde de bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı üzere 3 Nisan'da ön seçim yapılacak. Onun öncesi sanıyorum partimiz ayın 18'ine kadar Yüksek Seçim Kurulu'na hangi yöntemle adaylarını belirleyeceği konusunda bilgi verecek. Biz de bu süreç içerisinde bütün hazırlıklarımızı ilçeler düzeyinde de tamamladık. Hangi yöntemle olursa olsun, özellikle bizim tarihimiz bütün üyelerle ilgili, daha önce bunu defalarca belirttim. Demokrasi en yaygın şekilde tabana yayma açısından genel merkez düzeyinde de bunu belirttik. Bizim ısrarlı olduğumuz en önemli konu 2002 yılından bu yana kullanılmayan tabanın sesi işlevini yitirmiş bu demokrasi kuralını yerleştirmek açısından büyük mücadele verdik. Sanıyorum sonuca yaklaştık. Dün akşam da bütün ilçe başkanlarımız yine toplantı yaptık. Ortak karar merkez yoklamasını kesinlikle Çanakkale istemiyor. O açıdan biz demokrasi yaşatmak, layık olanı Ankara'ya göndermek için örgüt olarak hazırız. Arkadaşlarımızın hepsine tek tek başarılar diliyoruz. Hepsinin yanındayız. Hangisi kazanırsa bizim adayımız odur, partinin adayı odur. Hiçbir ayrım gözetmeyiz. Bülent kardeşimize de o açıdan tekrar başarılar diliyorum. Buyurun. Sevgili başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten aslında 2007 sürecinden bu yana İl başkanımız ve mevcut yönetim ve il yönetiminde o günden bugüne olanlarla birlikte gerçekten siyasette birlikte beraber mücadele ettik. Ben öncelikle 8 Mart bugün Dünya Kadınlar Günü. Onunla ilgili birkaç şey söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Daha önce de ifade ettim. Şimdi de ifade edeceğim gibi ben en sosyal demokrat düşüncelerimle, en aydın, en çağdaş düşüncelerimle, en özgürlükçü, en devrimci düşüncelerimle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü en içten samimiyetinde kutlamak istiyorum. İsmim Bülent Öz, hepiniz biliyorsunuz. Çan'da oturmaktayım. Çan'da turizm, gıda, inşaat sektörlerinde ticaretle uğraşmaktayız. Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği Çan Şubesi Başkanlığı'nı 8 yıldan beri yürütmekteyim. 2007'de de bildiğiniz gibi ben 4. sıra milletvekili adayıydım partimizden. Bulunduğum sıraya bakmaksızın parti programım gereği gitmediğim köy, dolaşmadığım belde kalmadı. Tüm mücadelemi bu konuda verdim. Aile olarak da geçmişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi bir çizgiden, bir misyondan geliyorum. Babam rahmetli Hasan Öz, Çan'da Halk Gazetesi adıyla ilk yerel gazeteyi çıkarmış. TRT'nin ilk muhabirliğini yapmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin ve ilk dönemlerde revaçta olan Günaydın Gazetesi'nin ilk muhabirliğini yapmış. Çan'da 80 öncesinde uzun yıllar Çan İlçe Başkanlığı'nı ve ilgilen meclis üyeliğini yürütmüş. Ve 1974 yerel seçimlerinde 27 yıl aradan sonra Çan'da CHP olarak belediye katılmıştır babamın zamanında. Annem Nurduran Öz de 80 öncesinde Çan Kadın Kolları Başkanlığı ve Sekreterliği'de bulunmuş, yönetimlerde bulunmuş.
Onun da aynı şekilde CHP Adnan yazmış olduğu şiirleri, makalelere bir kitap basarak eserlerini ölümsüzleştirmiş. Kısacası her yeri olduğu gibi buraya da anamı da aldım geldim tekrar sizler huzurunuza. Peşinde koşuyorlar. Evet. Dolayısıyla ben böyle bir siyasi çizgiden gelen, böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi aile yapısından gelen biri olarak tekrar sizlerin, vatandaşlarımın huzuruna çıkıyorum bir kez daha. Ve gerçekten gençliğimin vermiş olduğu heyecanla, gençliğimin vermiş olduğu dinamizmle bu uğurda tüm vatandaşlarıma Çanakkale'de gecemi gündüzümü adayacağıma sizler adına bir kez daha huzurlarınıza söz veriyorum. Tekrar yine sizlerin huzurunuzda Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum tekrar. Hayırlı olsun. Evet, bir de başkanım da ifade etti. Gerçekten partimizde bir ön seçim beklentisi var. Genel başkanımızın da genel başkanlığa geldiğinden bu yana aynı şeyi ifade etmekte. Gerçekten partimizde ön seçim önemli. Çünkü hem parti tabanında bir heyecan getireceği gibi diğer vatandaşlarımız arasında da bir heyecan getireceğini düşünüyorum ön seçimin. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekte tereddüt eden kesim arasında da bir heyecan getirecektir. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partililiğin sosyal demokrasinin ruhunda da demokrasi olduğuna göre ön seçim kaçınılmazdır. Bunu gerçekten ben de bu katılıyorum. Ben son olarak toparlama adına sizleri de fazla ayakta bekletmeyeyim. Ben gerçekten 2007'de olduğu gibi, 2007'de de dediğim gibi bulunduğum sıraya bakmaksızın o heyecanla, o hırsla, o şevkle şimdi de huzurlarınızdayım. Ve ön seçim sonucunda sıram yine aynı şekilde ne olursa olsun, ister ilk dörde giremeyeyim, dışarıda da kalsam da yine İl başkanımın, sizlerin, partimin, tabanın yanında olacağıma, bir asker gibi elinizde olacağına yeniden bu konuda da söz veriyorum. Ve gerçekten nasip olur da sıraya da girersem, ben Çanakkale tarihinde, Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde dinamizmimle, heyecanımla gerçekten bir tarih yazmak istiyorum. Hep birlikte tabii, tek başıma olmayacak bu. Ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'lilik Çanakkale'de nasıl olur? Heyecan nasıl olur? Taban nasıl hareketlendirilir? Halk nasıl hareketlendirilir? Partimiz çatısı altında insanlar nasıl toplanır? Bu konuda mücadele göstereceğime ve kararlı olduğuma ben söz veriyorum açıkçası. Biraz da heyecanlandım bak siz de böyle görünce. Heyecanlı bir şeydir. Evet. Tabii heyecan hem o akımdan heyecan hem de hizmet etme konusunda dediğim gibi heyecanlıyım. Dediğim gibi de ben son olarak son cümlelerimi söyleyeyim. Ben il başkanım da ifade etti. Ben her konuda emrinizdeyim. Her konuda sizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte en üst zevkle her konuda mücadele edeceğime ben tekrar söz veriyorum. Bu yolda sizinle birlikte mücadele içerisinde olacağımı bildiriyorum. Teşekkür ederim.